Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Fender 59 Bassman Ridge modelini tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi amfi bugün alışagelmişin dışında yerde duruyor. Normalde biliyorsunuz hep benim hizamda olurdu. Ancak bu amfi 24 kilogram olduğundan herhangi bir nesnenin üstüne koymak için birazcık ağır. Yani büyük ve genişte olduğundan şu anda kadrajda gözüktüğünden ben de böyle tanıtma uygun gördüm. İkinci bir sebebi de bu tür amfilerin yerde durması her zaman ton açısından çok daha iyi sonuçlar verir. Özellikle bas frekansların daha iyi iletilmesinden yerden aldığı titreşimle beraber çok daha güzel sonuçlar verebiliyor. 59 Bassman dedik. Nasıl bir amfi onu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel cleanleri olan dünyada birçok gitaristin tercih ettiği bir amfi olduğunu söyleyebilirim. Tabii üretimi 50'li yıllara dayanıyor. 60'lı ve 70'li yıllarda şu anki görmüş olduğunuz model üretildi. Yani 4x13 tweet dediğimiz model üretildi. Sonradan 90'lı yılların başında biraz daha değiştirildi. Yani o yıllardaki gibi olan Ryuju dediğimiz model üretildi. Fiyatı biraz daha uygun olan. Ve o dönemlerde gerçekten ilaç gibi geldi gitaristlere. Bu tabii Fender'in Türkiye sitesinden alıntıdır. Şu an anlattıklarım onların çevirisinden bahsediyorum. Ki Fender'in sitesinde de aynı bu şekilde yazmaktadır. Böyle olduğundan dolayı bir arayış başlıyor ve birçok gitaristin tercih oluyor ki bunlardan önemli kullananlardan bir tanesi biliyorsunuz Stevie Ray Vaughan. Özellikle country blues ve rock and roll gitaristleri bu amfiyi çok tercih etmişler. Özellikle tabii bas amfisi olmasına rağmen ilk üretildiğinde tamamen lambalı bir amfi. Ondan da bahsedeceğim size. Genel hatlarıyla şöyle baktığımızda üzerinde fuse yani sigortamız var. Onu çıkardığınız an amfi hiçbir şekilde çalışmıyor. Şöyle onun hemen yanında açma kapama düğmemiz ve yanında da standby yani bekletme düğmemiz var. Sonra klasik EQ ayarlarımıza geldik. Presence, Middle, Bass ve Treble ayarları yapabiliyoruz. Sonra Volume Bright ve Volume Normal var. Neden iki tane volümümüz var? Çünkü üzerinde iki kanal ve her kanalda iki giriş bulunuyor. Volume ve Bright olarak. Bright'ı daha çok da tavsiye edilen humbucker'lı gitarlarla kullanmanız. Ancak isterseniz siz single'a da kullanabilirsiniz. Onunla ilgili de örnek vereceğim. Ki nasıl bir örnek vereceğim? Üzerinde örnek ayarlar var. Yani sample settings dediğimiz. Kendisi bazı yani amfinin üzerinde bu zaten duruyor. Şöyle bir kağıt olduğunu söyleyebilirim. Bunu alan arkadaşlar zaten çıkaracak. Bana sıfır geldiğinden ve tekrar geri göndereceğim için tabii ben şu an onu çıkarıp size gösteremiyorum bu şekilde. Şöyle üzerinde Rockabilly ve Western dediğimiz önce bir ayar yapılmış. Tabii bazı ayarlar var. O ayarlardan size çalmaya geçtiğimizde bahsedeceğim. Şu an zaten o ayarlı burada. Ben onu önceden hazırladım vakit kazanmak için. Sonra ikinci ayarımızda bu arada arkadaşlar düzeltiyorum. İlk ayarda normale giriyoruz. Onu söylememiştim. İkinci ayarda Bright'a giriyoruz ve burada Chicago Blues ve British Crunch var. British Crunch'ta biraz daha kirli tonlar alacağız. Sonra iki kanalı aynı anda kullandığımız Channel Blender'a geçeceğiz. Burada ekstra bir jack yardımıyla Bright ve normal kanalları birbirine bağlayacağız ve Bright 1'e giriş yapacağız. Gitarımızı Bright 1'e girip normal 1 ile Bright 2'yi ekstra bir jack'la birbirine bağlayacağım. Böylece daha farklı bir sonuç ortaya çıkacak. Birazcık mix yapacağız yani kanallar arasında. Onların volüm tonlarıyla kontroller yapacağız. 50 wattlık bir amfi 4x13 speaker var. Üzerinde kullanılan speakerlar 4 tane dedik. Janssen P10 PR 13 Aniko manyetikmiş bunların içinde var. Aniko mıknatıslar var. Gerçekten de biliyorsunuz Janssen bir dünya markası. Onu da söylemek istiyorum size. Tabii tek parça bütün görmüş olduğunuz gibi dış ahşap aksamı ve çam kullanılmış. Arkadaşlar köşeleri normal çiviyle çakmalı değil. Yani bu tahta düz kesilip bu tahta düz kesilip buralardan çiviyle tutturulmak yerine şöyle görmüş olduğunuz gibi birbirine geçmeli kullanılmış. Bu da hem sağlamlığı arttırıyor hem de ekstra size rezonans sağlıyor. Bu da ince ayrıntılardan bir tanesi. Onun haricinde lambalı dedik ve kullanılan bütün lambaların markası Groove Tubes. Onu da söylemek istiyorum. Oldukça güzel sonuçlar veriyor. Gerçekten cleanleri çok güzel. Bugün nasıl bir yol izleyeceğiz denemek için ondan da bahsedeyim. İki tane pedal var şu an gitarıma bağlı. Yani pedalla pardon arkadaşlar amfi ile gitar arasında. Bir tanesi Exotic AC Plus. O ikinci sırada. Gitarı ilk başta ben TS9'a girdim. Klasik. Ve onun üstünde biliyorsunuz modları var. Hot ve Turbo diye. Ben onları kullanmayacağım. Onlar açıkçası beğenmedim ben. Kendi şahsi düşüncem olarak. Sadece TS9 modunda kullanacağım. Tabii daha farklı belki setuplar içerisinde o tonlar kullanılan o modlar çok daha performanslı olabilir. TS9'da kullanacağım. Sadece drive'ımız böyle biraz 3'ten saat yönünde 3 ile 4 arasında ton ve volüm 12 yönünde.
Sonra AC Plus'a geçeceğim. Onu da biliyorsunuz daha önce sitemizde tanıtımı var. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da A kanalında softa kullanacağım. B kanalında da boost yapmadan kullanacağım. Tabii bu modları birbiriyle kıyaslayacağım. Yani TS9'a ve AC Plus'ı değerlendirirsiniz zaten. Nasıl tonlar olduğunu ve bunları mix yapacağım. Gene birbiriyle üst üste boostlama yapacağım. Yine Sennheiser mikrofonumuz var amfimizin önünde. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi yani size karşıdan baktığınızda sol tarafa gelen hoparlörün ikincisine koydum. Alttakine ve yine close ve nötr yokuşlu kablomuz direkt ses kartına gidiyor. Ekstra bir efeğimiz yok, yani reverb yok, herhangi bir şey yok, kullanmadık. Size olduğu gibi natural sesini vereceğim. Tabii en çok country blues ve rock gitarı kullandığından o tonlarda bir şey yapacağım. Size o tarzlarda çalmaya çalışacağım. Sağlam bir amfi olduğunu söyleyebilirim. Şurasındaki kulp falan oldukça sağlam, yani rahatça taşıyabilirsiniz. Tabii diğer ölçüsüne göre hafif bu arada, 24 kilogram dedim ama kendi boyutuna göre oldukça güzel. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Bu arada ben de yeni gördüm bu amfiyi yakından. İlk defa çalma fırsatı buluyorum sizinle beraber. İsterseniz şimdi yavaş yavaş çalmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir sonucumuz olacak. Dediğim gibi sırayla ayarlardan gideceğiz. Tabii bu ayarları da kendi içinde modifiye edeceğim. Etmeyeceğim değil yani. Birazcık işte presence ile oynayacağım. Middle ile oynayacağım belki. Duruma göre improvize yapacağım. Bu benim en sevdiğim kısım arkadaşlar bu arada. Yani normal hazır verilmiş ayarların üstünde sizle beraber yani siz izlerken ben de gerçekten o anda yapıyorum. Daha önceden çalıştığım herhangi bir şey yok. Bu konuda samimiyetime güvenebilirsiniz. Bana da bazen sürpriz oluyor. Size de söylüyorum. Yani siz de bunlarla karşılaşacaksınız aslında. Mantığı da buradan geliyor. Yani yaptığınız herhangi bir ayar ortalama bu şekilde olacak gibi düşünebilirsiniz bunu da. Yine pedalları açıp kapayacağım. Tabii önce cleanlerini vereceğim. Sonradan drive pedallarını açacağım. İsterseniz şimdi başlayalım yavaş yavaş. Bakalım nasıl bir sonuç bekliyor bizi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi güzel bir sustain ve güzel bir ton var. Bunlar A9 Bassman Region'un size sağladığı avantajlar arasında. Tabii bunu kendi lehinize çevirmek sizin elinizde, yani kullandığınız gitarın ve nasıl çaldığınızın çok büyük faktörü var. Şu an ben ikinci switch pozisyonunda orta manyetikli köprü kısmındaki manyetiği beraber çalıştırıyordum. Tabii burada bir biliyorsunuz modifiye var, yani humbucker var burada. Tabii onu push-pull'la bölerek çalıştırdım. Klasik strat konumunda. Şu an en üst switch pozisyonu aldım. Yani sub kısmındaki manyetim tek başına çalışıyor. Biraz daha sert çalacağım. Bakalım amfimiz nasıl bir reaksiyon verecek. Onu görmenizi istiyorum. Şöyle isterseniz devam edelim. Evet arkadaşlar, videonun başında size söylemiştim. Bu ton örnek bir tondu. Nasıl bir ayarları vardı ondan bahsedeyim. Presence'ımız 3 konumunda. Tabii buradan baktığınız zaman yani arkasından gelip baktığınız zaman size şöyle söyleyebilirim. Ters duruyor tabii. Şu an ben yazıları ters okuyorum. Onu da bilmelisiniz. Bu taraftan baktığınızda yani buradaki 3 konumu aslında 8'e geliyor. Buradan baktığımızda da 2 gibi değişik bir şey. Şöyle rakam vermişler tabii. Ayarlar 1'den 12'ye kadar. Şu an o 3 konumundaydı. Middle 8'deydi. Yine basımız 8'deydi. Tizimizi 6'ya getirmişler. Ben de aynı buradaki ayarları yaptım bu şu anki tona ulaşmak için. Parlak yani bright volume 1'de. Tabii onunla şu an bizim bir işimiz yok. Normal volume ayarı da 4'teydi. Ona göre bir ayar yaptık ve tabii jack'ımız da normal 1'e giriyordu. Bu tonumuz rockabilly yani western, biraz daha rock'n'roll yapabileceğiniz bir tondu. Şöyle isterseniz bunun ayarını biraz değiştirelim. Yani birazcık presence'ımızı açalım. Şöyle 7 konumuna getirdim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şu an kıstım.
Evet, şu anda 10 konumundaydı. Tekrar orijinal olduğu yere 3 konumuna getiriyorum. Burada bıraktım şu an. TS9'u devreye sokacağım. TS9'da nasıl bir ayar var onu söylemek istiyorum. Bir de neden TS9? Onunla ilgili bir açıklama yapayım. Çünkü bu tür amfiyi kullanan müzisyenler biliyorsunuz demin de söylediğim gibi biraz daha blues ve rock'n'roll müzisyenleri veya gitaristleri. Tabii durum öyle olduğundan dolayı biliyorsunuz oralarda çok yüksek gainler yok ve TS9 içinde inanılmaz güzel clean sinyalleri barındıran çok transparan bir pedal. Siz de bunu biliyorsunuz. Hem de onunla ilgili de şu an birazcık fikir sahibi olmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten referans olabilecek çok güzel bir amfi var. Ve ona birazcık daha değişiklik olsun diye ben tabii ki daha önceden sitemize tanıtım olan Exotic AC Plus'ı da koydum. Onunla ilgili de biraz örnek vereceğim. Şu an TS9'u aktif ettim. Onda biliyorsunuz 3 tane mod var. Şu an ben oradan bakıp söylüyorum size. Bunlardan bir tanesi TS9, Hot ve Turbo var. Ben ona Hot ve Turbo'ya geçmeyeceğim. Açıkçası çok fazla performansı olmadı benim kendi duyumum için. O yüzden standart TS9'a göstereceğim. Drive'ım 3 konumunda. 12 yani level yani ses düzeyi 12'de yani flat. Ton da yine 12 yönünde, saat 12 yönünde. Ona da çok fazla dokunmadım. En klasik ayarlarda bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şu an köprü kısmındaki magnetime geçtim. Biraz da orada bir performans bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir bluesy ton alıyorsunuz. Şu an TS9'u kapattım. AC Plus'ın A kanalını açtım. Yani soft konumunda kullanıyorum. Bakalım buradaki performansımız nasıl olacak. Yine köprü kısmındaki tekli magnetimizle başlayalım. Arkadaşlar siz ne dinlemiş olduğunuz gibi biraz daha clean bir tonu olduğunu söyleyebilirim. Yani clean'e daha yakın, daha transparan bir ton. Tabii bu benim yaptığım ayarlardan kaynaklanıyor.
Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Demin dinlediğiniz ton AC Plus'ın kanal A'sından değil, kanal B'sinden gelen tondu. İzleyen arkadaşlar bilecektir. Yani sol tarafındaki tondan. Ben orada ufak bir hata yaptım. Burada volüm dengesi şu an 11 yönünde AC Plus'ta. TS9'da 12 yönünde olmasına rağmen AC Plus'ın daha yüksek bir ses çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Gain konusunda neden daha clean'di? Çünkü birazcık daha düşük de AC Plus'ınki. Çünkü TS9'unki şu an aşağı yukarı 3 konumunda olmasına rağmen AC Plus'ınki 12 ile 1 arasında duruyor. Ve soft konumundaydı. Yani burayı hard'a getirseydim biraz daha kirli bir tonumuz olacaktı. Şöyle kanal A'ya geçelim isterseniz. Kanal B'yi kapattık. Burada boost yapmıyoruz biliyorsunuz. Burada sadece bir ton var. Şu an ton potansımız 3 yönünde. Volümümüz 10 konumunda. Gain'imiz de 2 yönünde. Bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak? Kısaca buradan da biraz bahsedeyim. Sonra amfinin üstünden diğer ayara geçeceğim. Yani Bright'a takacağım. Ve daha değişik Chicago Blues ve British Crunch olan tona geçeceğim. Son olarak da yine Channel Blender konumuna geçeceğim. Bakalım orada nasıl bir sonucumuz olacak. Devam edelim böyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sub kısmına geldiğimizde daha baslı biraz daha hard rock tonlarını alabileceğiniz bir ton oluyor. Tabii boostladığınızda çok daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Kanal A ile kanal B'yi karıştırdığınızda yine videodan izleyebilirsiniz. Değişik sonuçlar oluyor. Şöyle isterseniz kanal B ile TS9'u birbirine boostlayayım. Son olarak onu göstereyim size çok kısa olarak. Orta manyetik pozisyonda bakalım nasıl bir tonumuz olacak. Biraz tabii dip gürültümüz var. Onu da bilmenizi istiyorum. Haliyle iki tane drive boostladım birbiriyle. Görmüş olduğunuz gibi bayağı yırtıcı bir ton olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ikisini de devre dışı bırakıyorum arkadaşlar. İsterseniz şimdi amfinin ayarlarını değiştireyim. Siz kararan bir ekran görün. Bir saniye sonra tekrar sizinle beraber olacağım. Evet arkadaşlar şu an amfi üstünde gerekli değişiklikleri yaptım. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim size. Jack kablomuz şu an Bright kanalına girdi. Bright 1'de. Onun haricinde presence'ımız sonuna kadar açık. Mid ayarımız sonuna kadar açık. Basımız tamamen kısık. Tiz ayarımız yani treble 3 konumunda. Yine volüm ayarımız 7'de yani kanalımızın volüm ayarı. Tabi diğer volüm normal dediğimiz şu an kullanmadığımız kanalınki de kısık. Biraz daha fazla volüm ayarı olduğundan ben yine ses kartından peak yapmamız için gerekli ayarları yaptım. Ama siz o hacmi hissedeceksiniz. Burada drive pedalı kullanmayacağım. Neden kullanmayacağımı birazdan göreceksiniz zaten. Hiç ihtiyacımız olmayacak. Çünkü gayet yeterli bir ton olduğunu söyleyebilirim. Şu an isterseniz humbucker'la devam edelim. Bakalım nasıl bir tonumuz olacak. Sizi de çok fazla meraklandırmayayım. Olduğunuz gibi çok tatlı bir crunch tonu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bölüyorum manyetimi. Tabii buradaki tonun en büyük sebebi presence'ımıza ve middle'ımıza sonuna kadar yüklenmemizdir. Şu an gerçekten amp'i biraz zorladığımızı söyleyebilirim. Devam edelim tekrar. Şu an tabii humbucker'ı böldüm. Tekli manyetik olarak çalışıyor. Şu an orta manyetikle köprü kısmındaki tekli manyetim beraber. Müzik
Tabii tize fazla yüklenmiyoruz. Şu an gerçekten çok parlak ve tiz bir ton var. Biraz kulak tırmalayıcı bir ton. Tizde biraz daha yüklendiğimiz zaman gerçekten katlanılmaz bir durum olabilir. O yüzden bunu iyi dengelemişler. Tabii ben birazdan ayarlarıyla oynayacağım. Özellikle presence'ı ve middle'ı birazcık kısıp birazcık basa yükleneceğim. Onu merak ediyorum nasıl olduğunu. Şöyle devam edelim tekrar. Evet arkadaşlar yine sustain'imizden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Şöyle dediğim ayarlardan birazcık örnekler göstereyim. Şu an midimizi 8 konumuna getirdim. Bası şöyle arkadaşlar 5 konumuna aldım. Presence'ı da kıstım. 7 konumuna getirdim. Zaten şu an drive tonumuz birazcık düşecek. Böyle isterseniz bakalım nasıl olacak. Evet, biraz daha baslı oldu. Basımızı biraz daha kısabiliriz. Şöyle yine 2 ile 3 arası bir konuma getirelim. Arkadaşlar burada yeteri kadar drive alıyorsunuz. Çok fazla sert tonları istemiyorsanız gerçekten şu an ikinci konumda oldukça güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şöyle tekrar ekranı karartıyorum ve üçüncü ayarım için Channel Blender için gerekli düzenlemeleri yapıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar Amfi'den gerekli değişiklikleri yaptım. Channel Blender için yaptığım ayarlardan birazcık bahsedeyim. Presence yine sonuna kadar açık. Mid, Bass ve Tizimiz 7 konumunda. Burada neredeyse flat bir ayar vermiş bize. Bright volümümüz 4 konumunda. Ve şu an normal volümümüz, yani normal kanalımızın volümü yine o da 4 konumunda. Hatta 3 ile 4 arasında. Tabii onunla biraz ilgili değişiklikler yapacağım. Nasıl bir reaksiyon verdiğini göreceksiniz. Nasıl bir bağlantı yaptım? Yine Bright 1'de gitarımızın jack'ı. Onun haricinde Bright 2 ve normal 1 arasında şöyle bir tane kısa bir ara jack koydum. O öyle gösterdiği gibi yaptım. Gerçekten burada farklı bir sonuç oluyor. Şu an normal volüm ayarımız burada amfinin üstünde de gösteriyor. Yani bize diyor ki 3 ile 5 arasında çok değişik sonuçlar alabilirsiniz. Ben 3'ten 6'ya getirdiğim zaman gerçekten clean'den drive'a geçen bir ton var. İsterseniz onunla ilgili size bir örnek vereyim. Şu an 3 konumunda gerçekten çok değişik bir clean tonu alacaksınız. Blues sevenler için gerçekten eşsiz bir ton olduğunu söyleyebilirim. Özellikle benim için. Bakalım. Bu
yırtıcı tonundan Presence'ı birazcık kısarak kurtulabilirsiniz ama o zaman da bu kadar güzel keskin bir tonunuz olmayacak. Ona göre ayarlamışlar tabii. Açıkçası Amerikalılar bu işi bizden daha iyi biliyor. Ben de onların fikirlerine şu konuda saygı duyuyorum. Bu amfiyi gerçekten çok güzel yapmışlar. Şöyle devam edelim tekrar. Ara pozisyonu aldım. Şu an tele gibi çalışıyor. İsterseniz size şu an orta manyetikte şeyi göstermek istiyorum. Yani biraz önce bahsettiğim volüm dengesini değiştirdiğimizde nasıl drive'a girdiğini. Şöyle devam edelim. Şu an 6'yı aldım. Bakın zaten hafif şu an gürültüsü artıyor. Arkadaşlar dinleyenler bilir, ZZ Top'ın Brown Sugar diye şarkısı var. Gerçekten şu an o gitarla tabii humbucker olarak çalınıyor. Humbucker'la bir gitarda çalınıyor. Şu an ben de yaklaşık o tonu alıyorum. Buradaki duyduğum atmosferdeki ses aynı ona çok yakın ve gerçekten keyfim çok yerinde şu an. Gerçekten güzel bir amfi olduğunu söyleyebilirim. Bütün beklentilerinize cevap verecek. Tabii güzel drive pedallarıyla desteklemeniz lazım. Onu da söylüyorum. Özellikle güzel tonlar elde etmek istiyorsanız hard rock tonlarında özellikle çok değişik sonuçlar verebilir. Sağlam güzel bir rezonansı olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi iletiyor. Gerçekten üstünde zaten yüksek kalite. Sizin de biraz önce bahsettiğim gibi marka olarak yine şuradan tekrar edeyim arkadaşlar. Jensen'in P10, PR10 inç anlik mıknatıslı hoparlörleri var. Gerçekten çok başarılı. Sonuna kadar bütün sinyalinizi iletiyor. Asla bir kayıp ve kesinti yok. Onu da bilmenizi istiyorum ki şu an benim iki tane pedal var. Yalnız tabii kablolarım birazcık üst düzey kalitede. Yani en iyi sinyal aktarmak için biliyorsunuz Fender'in Premium serisi kablolarını tercih etmiştik tanıtımlar için. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yine sormak istediğiniz farklı sorular olursa bana mail atabilirsiniz veya siteden yorum yazabilirsiniz. Facebook sayfamızda yine duvarımıza yazabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar ediyorum, sorunuz için benim şahsi profilimin duvarını kullanmayınız. Oradaki sorulara asla bakmıyorum ve kaldırıyorum onları. Onu da bilmenizi istiyorum. Çünkü çok fazla bölünemiyorum. Aynı zamanda niye diğer yerlerde isteyip duvarımda istemiyorum? Çünkü sitemizi takip edip benim şahsi profilimi bilmeyen arkadaşlar var. Herkesin ulaşması için bunu yapıyorum. Onu da bilmenizi istiyorum. Bunu yoksa daha farklı şekilde yorumlamayın. Beni de çok üzmüş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.